Teşekkür ederim. Teşekkür ediyoruz. Bakalım size de gelelim. Yetkiyi alalım, icraat döneminde geçelim. Sağ olun, aynı. Görüşmek üzere. Teşekkür ediyorum, sağ olun. Deniz'im hoş geldin. Merhabalar. Teşekkür ederim. Sağ olun, hoş geldin. Sağ olun, teşekkür ediyorum. Başkanım nasılsınız? Merhabalar, ben yakışıklı. Adın ne senin? Kim? Kerimciğim, memnun oldum. Efendim, hoş geldiniz. Kerimciğim, merhaba. Sizi gördük daha iyi oldu. Merhabalar. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Kolay gelsin. Ben de ne kutlu yapabilirim. Teşekkür ediyoruz. Adı buyurun. Artık programı tamamladık yani. Şu andan sonra dakika dakika nerede ne çalışacağımız belli. Nokta atışlar yapıyoruz. Tabii artık öyle. Hem toplu seslenişler yapıyoruz. Yine işte ilçe ziyaretlerimiz, köy ziyaretlerimiz hepsi devam ediyor. İyiyiz. Yani zaten AK Parti'nin rakibi aslında birinci rakibi ekonomik kriz. Kendi yarattığı canavarla şu anda karşı karşıya. Biz de çözümüyüz. Yani o canavarı yok edecek olan biziz. Onu da nasıl yapacağız? Hazinedeki delikleri kapatacağız, hortumları keseceğiz. Zaten bunu kesince doğrudan bütün vatandaşlarımıza ulaştıracağımız kaynak bizim elimizde. Sonra 13 Mayıs'ta zaten bu ekonomik krizi tek başına iktidar olduğu halde çözemeyen iktidar 15 Mayıs'ta iktidara devam ederse ne değişecek de bu krizi çözebilecek, enflasyonu indirecek mümkün değil. O nedenle Türkiye'nin bize ihtiyacı var. Bizim vatandaşımıza hizmet etme heyecanımız var. İşte bu heyecanla, umutla, gençlikle birlikte başaracağız. Teşekkür ederim. Sayın Vekilim, biz de gezdiğimiz köy ziyaretlerinde bu algının kırıldığını, hükümetin değişmesinin gerektiğini algılıyoruz, hissediyoruz. Büyük bir ihtimalle de düşecekler ve gidecekler diye bakıyoruz.